Merhaba dostlar, kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz. Bana o kadar çok istekte bulundunuz ki Gediz'e geldiniz, Gediz pazarını çekmediniz diye ben de sizi kırmadım. Bugün Kütahya'nın Gediz ilçesinde Gediz pazarını gezeceğiz sizle beraber. Türkülere konu olmuş çok hüzünlü bir hikayesi olan Gediz pazarını sizle beraber gezelim. Bizim arabayı koyduğumuz tarafta ilk önce hayvan satıcıları var. Abi, hindilerin fiyatları nedir? 550-650 arası. 650. Kilolarına göre herhalde bunlar. 9-9,5 kilo. 500 liraya olan da var. Kendine göre 7,5 kilo geliyor. Neredesin abi sen? Aslanapa merkez. Aslanapa'dan buraya hindi satmaya geldim. Evet, evet. Peki abi, bu tavukların fiyatı nedir? 50 lira. Horozların fiyatı? 150 lira, 75 lira. Tamam, sağ olasın. Oldu, iyi günler. Pazarın bu tarafında da hindi satılmaya devam ediyor. Buradakiler diğerlerinden biraz daha iri duruyor. Bakalım fiyatı kaç? Bunların fiyatı ne abi? Bunların fiyatı 700 TL. Bunlar Simav Gölü'nde, Güney Beldesi'nde yetişiyor. Tavukların fiyatı ne? Tavuklar 60 lira 150 TL. 2 boy. Pazarın en iri hindileri bana göre bu. Tabii bu iriliğin bir fiyatı var. Aynen. Kaç para abi? 1000 lira. 1000 lira? Evet. Pişmiş ağırlığı ne oluyor bunun? Safi 10 kilo gelir. Bir de burada pazarın en iri horozu var. Bunun fiyatı neydi abi? 150. Abi bayağı iri duruyor bu yalnız. Aynen. Kaz da satıyorsun. Aynen. Fiyatı nedir abi bunun? Kazların adet fiyatı 300 lira. Eskiden böyle modern yürüteçler yoktu. Bunlar vardı. Hala da köylerde bunlar kullanılıyor. Bunun fiyatı nedir abi? 75. Nerelisin abi sen? Yeni Güney. Bunlar bayağı satılıyor herhalde. Satılıyor. Bunları kendin mi üretiyorsun? Aynen, kendim üretiyorum. Hayırlı işler abicim. Allah razı olsun. Sağ olsunlar ailecek. Gezdikçe Bilelim YouTube kanalını takip ediyorlarmış. Sen nerelisin abi? Yeni Güney köyünden. Gediz Yeni Güney köyü. Buraya uzak mı orası? 25 kilometre. 25. 25. Önceki... Ama kendime Eskez'lik alıyorum. Önceki Gediz videosunu izledin mi? İzledim. İzliyorum. Devamlı takipteyim. Çok teşekkür ederiz abi. TikTok'ta da görüyorum. TikTok'ta kullanıyoruz. Evet. Oo. Ben TikTok'ta gençler var diyordum ama. Sağ olasın abi. Pazarın işlerine doğru ilerleyeceğiz. Bu tarafta elbise satanlar var. Kapalı tarafta da daha çok meyve satanlar var. Kapalı tarafın içine girelim. Abla, kolay gelsin. Buyurun, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ekmekleri sen mi üretiyorsun? Biz yapıyoruz. Ben satıyorum genelde. Genelde satıyorsun. Kaç para oldu? Küçükler 16, büyükler 20. Kilogram olarak, gram olarak nasıl? Kilo, bunlar hamuru 1,5 kilo. Büyüklerin kilosu 1800 gram oluyor. Ama pişerken birazcık illa bir küçülür. Sende bir tek ekmek yok. Çörek var, tepsi lokum var. Bunlar tepsi lokum? He, tepsi lokum. Haşhaşlı. Bunları kaça satıyorsun? 35 yazıyor. 35. Oo, ablam sen turşu da yapıyorsun. Onları ben yaptım. Sen yaptın. Evet. Kaça satıyorsun turşuları? 80. Bu güren, kızılcık taranası diyorlar ya. Bu kızılcık taranası. He, bu kızılcık taranası. Bu normal taranası. Gediz'in taranası meşhur zaten. Evet, taranası meşhur. Gediz'in taranasını meşhur yapan nedir abla? Bilmiyorum ki. Ya, senelerdir yapıyor zaten. Ne olduğunu bilmiyorum. Senelerdir yapıyor. Ha, ben bilmem yani. Güveci meşhur, taranası meşhur. Tamam ablacığım. Öyle. Hayırlı işler, Allah'a Allah razı olsun. Devam edelim bakalım, gelin o zaman. Teyzem, kolay gelsin. Sağ ol. Teyzem, neler satıyorsun? Peynir satıyorum ha. Maydanoz. Her şey var. Kaça satıyorsun maydanozu? 5-6 öyle. Peynirler 120, 100, 150, 130 satıyoruz. Peynirleri sen üretiyorsun? Kendim, hayvanlar var. Neresin teyzem? Eskediz. Burası Yeni Gediz. Eski Gediz'de bu pazar cuma günleri kuruluyor. Ablam, sende neler var? Patates satıyorum, soğan satıyorum. Patatesin kilosu kaç? 7,5. Soğan? 10 lira. Sen mi üretiyorsun bunları? Evet. Hangi köylüsün? Erdoğmuşlu. Çok her şey satarız biz ya. Fasulye, nohut, ballı, kaldırız, göver dikeriz. Her şey var bizde evet, diyorsun. Evet, her şey var bizde. Peynir satıyoruz bak, onun adı benim, hayvan koyun. Üzüm alıyorum, bunları kaynatıyorum. Bak, tarhana yapıyorum kendim. Kaldırıyorum yani biberimi, her şeyimi. Vallahi sende yok evet, yok. Evet, yok yok. Hayvan koyun peyniri var, inek peyniri var, haşhaşlarımız var, fasulyemiz var. Kendi ineklerinden ürettiğin evet, tereyağı var. Tereyağı. Haşhaşımız var. Haşhaşımız var. Kendi yumurtaların evet, var. Evet. Hayırlı işler. Sağ ol, çok teşekkür ederiz. Peynirleri alıp satıyor mu yoksa kendin mi üretiyorsun? Yağları kendim yapıyorum. Peynirleri de yaptırıyoruz. Devamlı bir kişiye 20 senedir aynı yerden çalışıyoruz. Yağlar hangi hayvandan? İnekten. Zaten İnekten. Mandadan olmuyor değil mi? Manda bunlar zaten kalmadı. Manda yok. Mandadan da tereyağı oluyor normalde. Olur da ama manda yok şu anda. Kendin dövüyorsun. Kendim dövüyorum. Kaliteli. Hani ne kadar güzel bu mesela? Hanki 40 lira. Kilo 150. Neredesin abla? Pazarlı alayım. Biz pazarları çektik. Çektiniz mi? Evet, çektik. Ha, iyi.
biz de pazarlarlıyız. Oraları da gezdik. Geldiniz. Hayırlı işler. Sağ olun. Bunların hepsi doğal ürünler. Evet, doğal ürünler. Bu da kendi hayvanınızdan mı? Evet, yani? Kendi hayvanlarımızdan. Abi son zamanlarda bal üretiminde ciddi bir azalma oldu herhalde. Evet. Ne balı abi bu? Bunlar çiçek balı. Fiyatı ne kadar şimdi? Şu anda 180 lirayı veriyoruz kavanozuna. Kaç kovan var? Şu anda benim 40 kolonim var. 40 kovan var yani. Kovandan ne kadar bal çıkıyor abi? Ya mevsime bağlı o. Mevsim güzel olursa 40 kovandan, yani bir kovandan 150 kilo falan bal alabilirsin mevsim güzel olursa. Hangi yörenin balı olur? Bizim buranın Eskigezin. Eskigez var, Gezin beldesi. Eskigezin balı. Evet, Eskigezin. Biz Eskigez'i çektik. Normalde bu türkülere konu olan Gediz pazarı Eskigediz'in pazarı. Evet, Eskigediz'in pazarı. Depremden sonra da buraya taşındı. İnsanlar daha çok burayı biliyor. Evet. Cuma günleri de Eskigediz'e gelirseniz oradaki pazarı da gezebilirsiniz. Evet. Bizim peynir filan kendimizin, kendi ineklerimiz, arılar kendimizin. Bu da köy peyniri. Yağı da kendimizin, tereyağı. İnek peynir yani bunlar. Tamam. Kendimiz yapıyoruz. Sütünü ısıtıp, kendi ineklerimizden sağıp. Eski tip, eski usulde o şekilde yapıyoruz. Maşallah, sende yok yok. Fasulyeler de sizin. Evet abi, kendimizin doğal. Kendimiz ekip kaldırıyoruz. Fasulye ekip kaldırmak çok zahmetli yani. Evet, aynen. Hani kolay hepsi bir iş değil. Aynen, fasulye de nohut da hepsi zahmetli. Nohutlar biraz küçük gibi. Sebebi nedir bunların? Bunların özelliği ne? Lezzetli olduğu için abi, lezzetli. Bunlar biraz daha kolay mı pişiyor? Evet, hem kolay pişiyor hem kabuğuna atma şeysi olmuyor bunlar da. Kabuğunu atmıyor yani. Daha lezzetli daha oluyor. Lezzetli. Hayırlı işler, kolay gelsin. Bazı yerlerde muşmula diyoruz buna. Bazı yerlerde döngel, bazı yerlerde de beş büyük deniliyormuş buna. Buradaki ablamız satıyor bunları. Bunların hepsini sen üretiyorsun abla. Evet, kendimizin. Sarımsaklar falan hepsi sarımsak, senin ürün. Hepsi kendim. Oo, evet. Maşallah. Elmaların cinsi ne? Bunlar gelincik elması. Gelincik, tokat elması, muz elması, sterkin, amasya. Şu tavşan başı diyoruz, burada İzmir elması diyorlar. Abla bu kadar çeşitli nasıl üretiyorsun? Aşıladık zamanında. Aşıladığın için? Aşılıyoruz. Ya bir tezgahta neredeyse 10 çeşit elma var. Maşallah. Hangi köylüsün? Pazarlar. Pazarlar. İşler nasıl abla? İyi Allah'a şükür. Bereket etsin. Hayırlı işler. Sağ olun. Kütahya'mızda üretim yapan helvacı Hakkı'nın helvaları da burada satılıyor. Bunlar ne helvası diye geçiyor abi? Köpük helvası. Abi bunlar köpük helvası diye geçiyor. Ne kadar bu kilosu? Abi bunun bu yarım kilo 30 lira. Ben küçükken çok yerdim abi. Bu genelde abi öksürük gıcığına güzel gelir. Gıcık olduğu zaman, bunu yediği zaman gıcığı yok ediyor. Mideyi faydalı olan tahin. Bu bitli helva. Bu Kütahya'nın olmazsa olmazı. Kütahya'ya geldiğinizde mutlaka bu bitli helvadan almayı unutmayın. Lezzeti çok güzeldir. Hayırlı işler teyzem. Sağ ol oğlum, sağ ol. Sen neler satıyorsun bakalım? Aha, ne varsa. Ne varsa. Bamya'da satıyorsun teyzem. Ne? Sarımsak da satıyorsun. Maydanoz. Maydanoz. Bamya tohumunu neden satıyoruz? Onu dizler için alıyorlar, yiyorlar. Dizleri rahatlatıyor muymuş? Rahatlatıyormuş. İlk defa duydum. Salça bu şekliyle 300 liraymış. İşler nasıl teyzem? İşler zor oğlum. Zor zor zor. Bu devirde çok zor. Dadı yok mu? Hangi köylüsün? Fırdanlı. Hayırlı işler teyzem. Oo, işler yerinde. Çok şükür. Sizler nasılsınız? Çok şükür abi. İnternetten sizi takip ediyorum. Gerçekten başarılısınız. Allah razı olsun. Kütahya'nın bütün işlerini çok güzel bir layıkıyla tanıttığınızı inanıyorum. Allah razı olsun. Sen neredesin abi? Ben buradayım. Köyüm Güzüngül ama doğma büyüme burası. Sende de bayağı çeşit var abi. Soğan satıyorum, evet, patates satıyorum. Evet. Bizim işimiz bu. 25 yıldır bu işi yapıyorum. 25 yıldır? Evet. Hayırlı işler kardeşim. Teşekkür ederim. Burada da bir tane teyzemiz var. Teyze hayırlı işler. Sağ ol, sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hangi köylüsün? Kara Mustafa'la. Şaphanelisin. Şaphaneliyim. Sen neler satıyorsun? Neler satıyorsun işte? Kekik var, taranam var, cevizim var. Sen mi üretiyorsun bunları? Kendim üretiyorum. Her şeyi kendim üretiyorum. Hiç almıyorum pazardan. Kendin üretiyorsun. Kendim, buraya geliyorsun, satıyorsun, kendim, paranı kazanıyorsun. Kazanıyorsun. Hiç, bunlar kurutulmuş erik mi? Kurutulmuş erik. Turşu kuruyoruz bundan. Hangi hastalıklara iyi geliyor bu? Buha, nezleye, gribe, koronaya. Koronaya iyi geliyor. Kabakları kaça satıyorsun? 10 lira. Elmam da 10 lira. Bunlar tohumluk patates herhalde. Patatesim onlar şeylik. Tavalık. Bunları yıkıyorlar, tavaya koyuyorlar. Ben genelde bunları toprağa ekiyorlar, kendim yetiştiriyorlar diye biliyorum. Kendim, işte tohumluk da oluyor. Tohumlu, bunun az irisi güzel oluyor. Hayırlı işler teyzem. Sağ ol, sağ olun, hadi. Bu tezgahta biraz daha farklıları var. Teyzem kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hayırlı işler. Size de hayırlı işler.
Sende biraz daha farklı ürünler var. Evet. Haşhaşımız var. Kaça satıyorsun haşhaşı? 20. 20 liraya. Kuşburnumuz da var. Kuşburnun neleri yapılıyor teyze? Bunu çay olarak da içiyor. Dizi ağrılarına iyi geliyor. Çayı sevmeyen de içebiliyor. Alışlar da bayağı küçükmüş. Bu songali. Bunu şimdi turşusunu yapıyorlar. Alış turşusu yapılıyor mu? Evet yapılıyor. İlk defa duydum. Ben kendim yaptım. Bir de kendi üretimimiz sarımsağımız var. Evet. Bunların boylarına göre mi fiyatı var yoksa kilo olarak direkt satıyor mu? Kilo olarak 20'den veriyor. Bu bağı 20. Evet. Şeysi kilosu 20. 20'yi söylediğini ona göre ayarla. Onun geçeceği 10 lira anca de. Hemen hesapladın teyzem. Evet. Ben bu işi biliyorum diyorsun yani. Evet. İşler nasıl? İyi. Hayırlı İyi Allah aşkına. Hayırlı işler teyzem. Buradan satıyoruz. Bir yandan alışverişimizi ediyoruz. Emniyoruz. Akşama kadar satıyorsun. Bir yandan da kazandığında evine erzağını alıyorsun gidiyorsun. Evet. Valla ne güzel. Evet. Evet. Ayakta durmaya çalışan kadınlarımıza yardım etmek bizim vicdan görevimiz. Adımız aylığı da şıkkıyı koyuyoruz yani. Bunlarla biz... Emekli misin? Evet emekliyiz. Allah bol bereketli kazanç versin. Amin. Bu tezgahın hemen yanında bir teyzemiz daha var. Teyzem sen nerelisin? Ben Üçbaşlıyım. Nelerin var bakalım? Her şeyim de var. Her şeyim var. Evet. Sarımsağımız var. Şu ne? Ben onu anlayamadım. Ispanak. Ispanak mı? Evet. Tohum olarak mı satılıyor? Tohum, evet. Ispanak tohumları ekmeğin dışında farklı bir amaç için kullanılıyor mu? Hayır. Ekecek, yeşilini yiyecek. Soğanlar da senin üretimin. Evet. Ne kadar üretiyorsun? Yıllık ne kadar ekiyorsun, kaldırıyorsun? Ben az ekiyorum kardeşim. Çok ekmiyorum. Çok ekince baş edilmiyor diyorsun. Ben yalınızım. Gücüm yetmiyor o kadar. Teksin. Teksin. Eşimden ikimiz. Evet. Çocuklarım yabanda. Amcayla ikiniz evet, idare evet, ediyorsunuz. Evet. Maşallah çekip çeviriyorsun. Yapacak bir şey yok. Ondan besleniyoruz. Hayırlı işler teyzeciğim. İnşallah. Teyzeciğim bunlar ne? Pekmez. Üzüm pekmezi. Bunların hepsinde üzüm pekmezi mi var? Hepsinde üzüm pekmezi var. Sen üretiyorsun bunları? Kendim üretiyorum. Kaça satıyorsun? 70. 70 liraya bu. 70. Üzüm pekmezi nelere iyi geliyor teyze? Yok sıraya. Vallahi şu sıra tam ihtiyacım olan şey. Fasıldı benim. Erik benim. Fasulye senin, evet. Erik senin. Eriğin kurusu mu daha çok gidiyor? Ya ben bu havuzu getirdim daha satılıyor diye bilmiyorum. Dağdan toplayıp geliyoruz, diliyoruz, kuru diyoruz. Dağdan topluyoruz. Çok meşakkatli o zaman. Tabii meşakkatli tikenin içinde. Yalnız daha eriği çok faydalı dostlar. Muhakkak faydalanın bunu. Faydalı faydalı. Geri de iyi geliyor bunun iyisi. Daha eriği özellikle şeker hastalarına tavsiye ediliyor. Kuru erikten bunu kaynatırsın. Kuru biberi de bunun içine katarsın. Samsak katarsın. Çorbayla her şeyini yersin. Turşu da olur. Her şeyinden faydalanılıyor bunun. Evet evet. Sen nerelisin? Erdoğumlu. Hayırlı işler teyze. Sağ ol. Teyzenin hemen yanında bir abimiz daha var. Haşhaş ezmesi, susam ezmesi. Fiyatları ne kadar bunlar? Fiyatları yarım kilo 40 lira. Kilosu 80. Meşhur Gediz tarhanası. Nasıl yapılıyor abi meşhur Gediz tarhanası? Meşhur Gediz tarhanası biber, soğan, unla karışımından 40 gün fermantasyon karıştırıyoruz. 40 gün sonra döküyoruz, kurutup yani ovuyoruz, ovuluyoruz. Biraz daha meşakkatle uğraştırıcı. Aynen, aynen. Kilosu ne kadar? Kilosu 100 lira. Bu ne tarhanası? Bu yürem tarhanası, ekşi tarhanı bu. Bunun faydalı olduğu bir hastalık falan var mı? Var, nezle, grip, soğuk algınlığı genelde onun için. Sen nerelisin amca? Gediz. Erdoğmuş köyünden aynı beraberiz. Daha çok bu pazara Erdoğmuş köyünden geliyorlar. Dört Değirmen'den geliyorlar. Evet. Burası çok büyük bir pazar. Elimizden geldiği kadar videoyu da fazla uzatmadan gezmeye çalışacağız. Hayırlı işler amca. Sağ ol. Teşekkürler. Bunlardan kullanan neredeyse kalmadı. Köylerde daha çok kullanılıyor. Çalı süpürgesi deriz. Sokaklara süpürmeye, avlu süpürmeye, böyle işlere yarar. Hayvandan mı süpürmeye? Böyle işlere yarar bu. En çok köylülerimiz alıyor. Köylü de alır, kedisi de alır. Çünkü şehirli de alır. Bir de kapsın önü süpürür. Her Müslüman kapsın önü kendi süpürürse temizlik imandandır. Bunun bir tohumu var, üstün tohumu var bak. Dökülüyor bak yere. Tohumu var. O tohumu da döküldüğü müddetçe oluyor kızım bu. Değil mi ben bunu? Bunları ektim. Ektim. Ağırsız bir şey bir de bu. İki kadın tuttum, bunu söktürdüm, bağlattım. 10 lira veriyorum bak alan yok. Tarlaya bir duydun mu buna çıkaramazsın bile. Bundan kökleri de bayağı güçlü. Kökleri bak daha güçlü. Bunun 20-30 santim böyle tabanda var yeri şeysi yani. Çekmekten bunlar çıkmaz bunlar. Çekmeler çıkmıyor. Asılıyoruz guvalya, kırıyoruz. Bak buradan kırıldı. Daha düzeltiyoruz onu. Turpandan kesiyoruz. Böyle değil bunlar yani. Şöyle hep böyle bak. Şöyle pisliğinden bu. Böyle. Bayağı uğraşmışsın. Çok uğraştık. Vatan millet ne yapalım ya? Emek çekiyoruz işte. Gezen tavuk yumurtası. Evet. Kolisi 65 lira. Evet. Bunlar? Bunlar da gezen tavuk. Bunlar da kolisi 65 lira. Bunların boyutlarına göre değişiyor mu yoksa bak, mesela bu da gezen yapıyor. Tavuk. Bak bunlar kolisi 70 lira. Bunların rengi de değişik. Evet. Yemlerinde fark var. Mesela bak bunlar da hep bunlar kooperatif yumurtası.
Bak bu da jumbo yumurta. Bunun kolisi de 65. Bu seri üretim mi? Aynı kooperatif yumurtası. Bunlar zaten Afyon basmakçı yumurtası. Dinar'da. Bıldırcı yumurtası da satıyor. Evet. 10 lira. Nelere iyi geliyor bu bıldırcı yumurtası? Vallahi onu çocukları içiriyorlar biliyor musun? Onu içiriyorlar. Bunların hepsi gezen tavuk dediğin köy yumurtası aslında değil mi? Köy yumurtası değil. Bunlar gezen kooperatif yumurtası. Yani bunlar kaliteli yumurta. Burada ekmeğinin peşinde koşan bir teyzemiz daha var. Teyzem hayırlı işler. Sağ ol. Adın ne teyze? Hatice Şener. Hatice teyzem. Yufka satıyoruz. Evet. Sen mi açtın yufkaları? Ben yapıyorum. Maşallah teyzeme. Şeker pancarını neden bu şekilde satıyorsunuz teyze? Hemen yenmesi için. Nelerde kullanıyorlar bu şeker pancarını böyle? Soyup yiyorlar, salata yapıyorlar. Yani alan uğraşmasın, direkt olarak yesin. Zahmet çekmeden biz de yesinler diye hazır. Buyurun. Birazcık da biz tadına bakalım nasılmış. Buyurun. Çok iyi düşünülmüş bir hizmet bana göre. Alıp yiyeceksin. Pancarı da sen mi üretiyorsun teyze? Evet. Maşallah teyze. Vallahi sağ yok ol, yok sende. Sağ ol. Bunların fiyatı ne kadar teyze? Bunların fiyatı 50 lira. Tarhana 100 lira. Bak ekmekle var, kendi yaptığımız ekmekle. Yumuşak yuka. Hamaratsın teyzeciğim. Hayat şartları zor. Önceden sabahları kahvaltı adeti yoktu. Evet. Tarhana çorbasını koyuyordun, yiyordun, güne başlıyordun. Kuzu gibi oluyordum. Mis gibi oluyordu. Evet. Aşıklığımız da kuvvetli oluyordu değil mi teyze? Evet, evet. Hayırlı işler teyzem. Sağ ol. Bu zamanlar kestane mevsimi. Çeşit çeşit burada da kestaneler var. Boyutlarına göre de kilosu 70 lira, 60 lira, 40 lira olarak değişiyor. Abla en güzel kestane nasıl pişirilir? Ben fırında pişiriyorum. Artık teknoloji gelişti. Sobalardan da kurtuldukça sobadaki kestane keyfi yerini fırındaki kestane keyfine bıraktı. Bu amcamız da çıraları demet demet yapmış. Burada satıyor. Ne kadar bu demeti? 7,5 lira. Biberleri de kurutmuşuz. Kuruttuk, dizdik. Nerenin biberi bunlar? Gölcük. Gölcük biberi. Evet. Bunlar kalem biberdi, sivri biber diye geçiyor. Acı mı peki? Tatlı. Karşıdan baktım da çok acıymış gibi görünüyor. Tatlı bibermiş. Ya aynen. Ne kadar bunun bağı? 15 lira. Hayırlı işler amca. Sağ ol, teşekkür ederiz. Burada da girişimci teyzelerimiz var. İsim ne teyzem? Altıngül Karakaş. Neler satıyoruz teyzem? Ispanak, haşiş, kabak. Bunları sen üretiyorsun? Evet. Hangi köydensin? Kızılız'ı. Bunların kilosu kaç teyze? Bu 20 lira, bu 15 lira. Satışlar nasıl teyzem? İşte. Teyze Kızılüzüm köyünden kilometrelerce uzaktan geliyor burada. 200 milyonluk gaz yakıyoruz işte. 200 milyonluk gazını yakmış. Burada satacak. Gaz parasını çıkartacak. Çıkaracağız işte. Kalırsa dağacak. Akşamleyin alışverişini yapacak gidecek. Yapabilirsek yapacağız. Yapamazsak ne bulduk onu götüreceğiz. Teyze kolay gelsin. Sağ ol. İsim ne teyzem? Seyhan Hoca. Sen hangi köyden geliyorsun? Kızılüzüm. Sen salça yapmışsın. Evet. Haşiş otu, ıspanak. Sizin o köyde herhalde bunlar bayağı iyi çıkıyor. Evet. Fazla çıkıyor. Kendimiz yetiştiriyoruz. Kendimiz yetiştiriyoruz. Bunlardan başka ne üretiyorsunuz? Yazın sebze üretiyoruz. Şimdi bunları üretiyoruz. Mevsimine göre? Evet, mevsimine göre her mevsim yapıyoruz. Hayırlı işler teyzeciğim. Sağ ol. Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Yeni Gediz'deyiz. Buradaki çiftçilerimize, buradaki esnafımıza destek olmaya çalıştık. Bu videodan bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olun dediğim zaman daha çok oğlum sen abonelik diyorsun ama biz aboneliğin ne olduğunu bilmiyoruz diyorlar. Bir tane hemen yanınıza bir genç çağıracaksınız. Gençler sizi yönlendirir. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın dostlar.